Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Erbaun men künne fî. Kimde dört haslet bulunursa kâne münafigan hâlisa. Halis münafık olur. Ve men kânet fîhî hasletun minhüm. Kimde de bunlardan bir haslet bulunursa kânet fîhî hasletun minen nifâk hatta yedâhâ. Onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir haslet olmuş olur. Şimdi bu hadise dikkat etmeliyiz. Acaba bizde münafıklıktan bir cüz var mı? Hadisin devamını kendimizi muhatap alarak dinleyelim. İze tumine han, emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek kim emanete hıyanet ediyorsa işte onda münafıklıktan bir cüz vardır. İkinci haslet ve izâ haddese kezeb. Konuştuğunda yalan söyler. Demek kim yalan söylüyorsa onda münafıklıktan bir cüz vardır. Kolayca yalan söyleyenler münafın sıfatına sahip olduklarını bilsinler ve akılları varsa bundan vazgeçsinler. Üçüncü haslet ve izâ âhade gadar. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Yapacağım der, yapmaz. Geleceğim der, gelmez. Söz borcumu ödeyeceğim der, ödemez. Söz verip sözünde durmaz. İşte bu sıfat münafığın sıfatıdır. Bu işi yapanda da münafıklıktan bir cüz vardır. Dördüncü haslet ve izâ hâseme fecah. Düşmanlık ettiğinde haktan sapar. Yani adaleti bir kenara bırakıp nefsine taraftar olur. Her türlü fenalığı işler, hasmına zulmeder. Kimde bu dört haslet varsa o halis bir münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir haslet olmuş olur. Cenab-ı Hak münafık olmaktan ve münafığın sıfatını taşımaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin.